Biliyorsunuz fosil yakıtı kullanımı arttıkça, kullanımımız arttıkça karbondioksit, atmosferdeki karbondioksit miktarı da artıyor. Karbondioksit seviyesinin ilk ölçümünden itibaren geçen zamanla atmosferdeki toplam karbondioksit seviyesi arasındaki ilişki aşağıdaki fonksiyonla modellenmiştir. Peki, t 10 yıl cinsinden, önemli olduğu için altını çiziyoruz. Karbondioksit miktarı ise milyondaki parçacık sayısı cinsinden verilmiş. Sık kullanılan bir birim olmadığı için altını çizdik. Evet, zaman 10 yıllık süreler cinsinden. Atmosferdeki karbondioksit miktarının karbondioksit seviyesinin geçen 10 yıllara bağlı fonksiyonu buymuş. Denklemdeki t, yani zaman, 10 yıllık süreleri temsil ediyor. Buna dikkat. Aşağıda atmosferdeki karbondioksit miktarının yıllık değişimi ile ilgili cümleyi tamamlayın. Dikkat, atmosferdeki karbondioksit miktarının yıllık değişimi demişler. Ve sonra da cevabınızı virgülden sonra 2 basamağa yuvarlayınız demişler ve tamamlamamız gereken cümle de şöyle. Atmosferdeki karbondioksit miktarı her sene yaklaşık boşluk oranında artmaktadır. Peki. Soruda eğer her 10 yılda bir demiş olsalardı, bu çok kolay bir soru olurdu, öyle değil mi? Hatta soru bile sayılmazdı. Soru bu şekilde olsaydı, t'nin her bir birimlik artışında miktarı bir kere daha 1,06 ile çarpıyor olacağımız için cevap 1,06 olacaktı. Ama bize yıllık değişimi soruyorlar. Evet, her zaman olduğu gibi soruda verilenleri anladığımızdan emin olmak için bir tablo çizelim. Buraya t'yi, buraya da AT'yi koyalım. T 0 iken, yani araştırmamızın başındayken 1,06 üzeri 0, 1 olduğu için atmosferdeki karbondioksit seviyesi milyonda 315'e eşit olur. Bir ölçüme başladığınız an zaman 0, öyle değil mi? Aradan 1 yıl geçince 10 yıllık sürenin 10'da 1'i geçmiş olur, öyle değil mi? Unutmayın, t bu fonksiyonda 10 yılı temsil ediyor. Bir sene sonra 10 yılında 10'da 1'i geçmiş olacak. Peki bu durumda atmosferdeki karbondioksit seviyesi ne olur? 315 çarpı 1,06 üzeri 0,1. Cevabı hesap makinesiyle bulmak daha kolay olacak. Evet, 1,06 üzeri 0,1. 1,0058 ediyor. Bunu kullanabilirim. 315 çarpı 1,0058. Tabii buraya bir yuvarlama yaptığımız için yaklaşık olarak eşittir işaretini koyalım. Bir yıl daha geçtikten sonra t 0,2'ye, yani 10 yıllık sürecin 10'da 2'sine eşit olur. Buradan 315 çarpı 1,06 üzeri 0,2 elde ederiz. Ve bu da 315 çarpı 1,06 üzeri 0,1 üzeri 2 ile aynı şeydir, öyle değil mi? Kısacası 315'i bir tane daha 0,0058 ile ya da 1,0058'in karesiyle çarpıyoruz. Bütün bunlara göre eğer bu fonksiyonu bir yıla göre yıllık olarak yeniden düzenleyecek olursak, a yıl t eşittir 315 çarpı, ortak oranımız artık 1,06 değil, onun yerine 1,06 üzeri 0,1 t ya da şöyle yapalım, doğrudan şöyle yazalım, 1,0058 üzeri t. Buradaki t yıl cinsinden, buradaki ise 10 yıl cinsinden. Bu arada bunun yuvarlanmış bir değer olduğunu da tekrar hatırlatalım. Buna göre atmosferdeki karbondioksit miktarı her sene 1,06 üzeri 0,1 kat artmaktadır diyebiliriz. Ve cevabımızı virgülden sonra 2 basamak olacak şekilde yuvarlarsak da buraya 1,0058 yerine 1,01 yazabiliriz.